Mesnet reaksiyonları basit çerçeve soru çözümüyle devam ediyoruz. Basit çerçevede görüldüğü üzere iki tane mesnetimiz var. Bunlardan birincisi sabit mesnet, ikincisi de kayıcı mesnet. Sabit mesnette 2 adet, kayıcı mesnette de 1 adet olmak üzere toplam 3 adet mesnet tepkimiz var. Mesnet tepkilerinin elde edilmesinde moment ve iz düşüm denge denklemlerinden yararlanarak soruyu çözeceğiz. Şimdi öncelik olarak şuna bir A mesneti diyelim. Şuna da B mesneti diyelim. Bunları bir serbest cisim diyagramı şeklinde kuvvetlerini ayıralım. B mesnetinde 2 tane reaksiyon kuvvetimiz olduğunu söylemiştik. Bunlardan birincisi düşey ve ikincisi de yatay olan HB'dir. Sabit kayıcı mesnette de bir adet düşey mesnetimiz mevcuttur. Şimdi bunları serbest cisim diyagramına ayırdığımıza göre denge denklemlerine geçebiliriz. Denge denklemlerimiz toplam Fx eşittir 0, toplam Ma veya Mb eşittir 0 ve toplam Fy eşittir 0 olarak 3 tanedir. Peki bunların üçünü de kullanmamız gerekir mi? Gerekmeyebilir. Mesela bu soruda toplam Fy'yi kullanmadan çözebilir miyiz? Ona bakalım. Öncelik olarak toplam Fx'im diyorum. Sağa doğru pozitif kabul ettim. Eşittir 0. Neden? Çünkü dengede. Dengede olunca 0 olmak zorunda. Toplam Fx eşittir 0. Bakalım. HB'yi görüyoruz. HB pozitif. Artı mı eksi mi? Bakalım yukarıya doğru. P2'miz bir eksi var. Başka da bir kuvvetimiz yok. O zaman devam ediyorum. Eksi 50 eşittir 0. Haliyle HB 50 kilo Newton oldu. 50 kilo Newton. Şimdi HB'yi bulduk. Geçelim. Toplam moment A'yı bulalım. Toplam moment A. Yani burayı bulalım. Saat yönünü pozitif kabul edelim. Hatırlarsanız bir önceki videoda saat yönünün tersini kabul etmiştik pozitif ve bu videoda da saat yönünü pozitif kabul edeceğimizi söylemiştik. Yani bir şeyin değişmediğini burada ispat edelim. Toplam moment A eşittir 0 diyelim ve soruya devam edelim. Şimdi VA reaksiyon kuvveti A mesnetine dik uzaklığı 0 olduğundan dolayı VA kabul edilmiyor. Yani VA hesaba dahil değil. Bakalım neler dahil? P1'imiz dahil, momentimiz dahil, P2'miz dahil. HB de dik uzaklığı var mı? Var. HB'nin dik uzaklığı 3 metre olduğu için o da hesaba dahil ve VB de hesaba dahil. Şimdi hesaplayalım. Eksi VB diyorum. 8 metre olduğu için çarpı 8. Eksi HB diyorum. 3 metre olduğu için çarpı 3. Bu 3 metreyi şöyle algılayabiliriz. Şöyle çiziyorum. Şöyle çiziyorum. Şurası 3 metre dik uzaklığı 3 metre. Şuradan 3 metreyi aldım. Sonra eksi diyorum. 50 çarpı 3. Sonra eksi diyorum. 150. Bu 150 nasıl geldi? Şura direkt moment bölgemiz direkt hiçbir mesafeyle çarpılmadan direkt neyse o yazılır. Yönü ters olduğu için eksi yazdık. Ondan sonra başka ne kaldı? 100 kaldı. 100 de dikkat ederseniz 2 metre uzaklığı var dik. Ve saat yönünde olduğu için de bunu pozitif kabul ediyoruz. Yani artıyla yolumuza devam ediyoruz. Artı 100 çarpı 2 eşittir 0. Burada dikkat ederseniz HB'yi biraz önce bulmuştuk. 50 kilonewtondu. Bize sadece bilinmeyen olarak VB kalmış. VB'yi de gerekli işlemlerle bulunabilir. O yüzden VB'yi direkt eksi 31,25 kilonewton diyorum. Şimdi arkadaşlar, burada eksi ne anlama geliyordu? Eksi yönünü söylerdi. Yani ben burada yukarı doğru kabul edip hesabı başlamıştım. Şimdi eksi diyor. O yüzden diyorum ki ben o halde yönümü değiştiririm. 31,25 şöyle biraz kayalım. 35,25 kilo Newton nereye doğru? Yukarı değil de eksi olduğu için aşağı doğru yönü varmış. Evet, bu kadar. Şimdi VB'yi de bulduk. Ne kaldı geriye? Toplam Fy veya toplam MB'den VA'yı bulmak kaldı. Önce VA'yı çok kısa bir şekilde bulalım. Toplam Fy eşittir 0 diyeceğim. VA artı VB eşittir 100 olacak. Onu göstereyim. Toplam Fy eşittir 0 yukarı doğru. Ve diyorum ki eksi 100 artı VA artı VB eşittir 0.
VB belli. VB belli. VB belli olduğu için, VB aşağı doğru olduğu için bu eksi olacak burası. Eksi 31,25 oldu. Çünkü yönüm yukarı doğru kabuldü. O zaman haliyle VA buradan ne gelir? 131,25 kilonewton gelir. Şimdi soru bitti. Fakat ben istiyorum ki sorunun başında da dediğimiz gibi toplam Fe'yi kullanmadan da çözülebileceğini göstermek istiyorum. O zaman ne yapıyorum? İkinci moment denklemi kullanıyorum. İkinci moment denklemim toplam Mb. Birazcık uzaklaştıralım artık soruyu. Şöyle bakın yana atıyorum. Toplam Mb diyorum. Toplam Mb eşittir 0. Yine saat yönünü pozitif kabul ettim. Ve başlıyorum. VA çarpı 8. VA çarpı 8. Bu sefer de HB ve VB'yi kullanamıyorum. Tamam mı? VA çarpı 8. Neden? Pozitif kabul ettim. Çünkü saat yönünde olduğu için pozitif. Şimdi ondan sonra hissediyorum. 100 çarpı 6 eksi 150 eksi 50 çarpı 6 eksi 50 çarpı 6 eşittir 0. Burada da sadece bilinmeyenimiz VA. Bu VA da rahatlıkla bulunabilir. VA'ya gerekli işlemleri yaptığımızda siz de kendiniz yaparsanız görürsünüz. 131,25 kilonewton çıktı. Pozitif olduğu için bunu da böyle kabul ediyoruz. Yani toplam Fe ile de yapılabilir, toplam Mb ile de yapılabilir. Bazı durumlarda toplam Fe işimize yarar, bazı durumlarda toplam Mb işimize yarar. Veya kontrol amaçlı da ikisini de yapabiliriz. Zamanımız varsa ikisini de yapmak bizim faydamızadır. Evet, soru bu kadardı. Güzel bir soruydu. Şöyle birazcık uzaklaştırıyorum ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarımız için. Diğer bir videoda görüşmek üzere.